Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Bir anonsla başlayalım mı? Ne anons? Bu dedi? arada geçen hafta çok hastaydım. Geçen bölümlerde hmm. ağzımı burnumu devamlı öyle yapmışım. Çok Herkesten ağır grip, özür dilerim. Çok ağır grip geçiyordum. Evet ama yani ya. ben izlerken ne kadar hasta olduğumu daha iyi anladım ya dedim. Patates gibiymişim <laughs> niye çıktım? O halde oraya kadar ee... Ama güzeldi sohbet. Yani akıp gidiyordu o yüzden Evet evet güzeldi ama devam farkı... farkındayım. böyle Vücut böyle falan evet. devam burnumu şey yapmışım. O yüzden verdiğim e, rahatsızlıktan dolayı bütün herkesten bugün Mesir. ev sıcacık. Ev çok sıcak hem de. Hoş geldin yeni podcast'e. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim canım benim. Her şey yolunda. En son dinlediğim parça Geç bu aralar çok story izliyorsun. Ne story dediğin? İşte Instagram. Instagram story evet. falan orada şeyler Çok izliyorum izliyorsun. ya. Orada bir şeye takılıyorsun ya onun önüne çıkmaya devam ediyor o şeyler. Aynen. Şimdi ben bir e, ha dur konuyu boş ver. Şimdi geçen gün e, şeyi okudum. Bernard Russell'ın e, Aylakla Övgü kitabını. Hı hı. Daha doğrusu dinledim. Dürüst olmak lazım. Sesli. Sesli kitap. E, ben biraz böyle konu olmayan, öykü olmayan e, kitaplara biraz şeyimdir. Orada da Aylakla Övgü ile ilgili bir ya dedim bir dinleyeyim, bir şans vereyim. Bernard Russell da dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Ya resmen aldı götürdü beni ve aylaklığa hayran bıraktı beni. Yani hmm. aylaklığı mesela oğlun aylaklık yapsın ister misin deseler. Hani bıyık altından girerim yani cevap bile vermem adama. Ama adam öyle güzel bir anlatıyor ki aylaklığa övgü kitabını herkese tavsiye ederim. Herkesin vizyonunu genişletmesi için o kitabı okuması lazım. Sana dinlettirecektim ama önce dedim sohbet edelim üzerine. Önce onun tepkisini okumamış bir okumadın galiba değil mi o kitabı? Yok. Ha, okuma, Okumaman okumaman hiç daha iyi oldu. O kitabın üzerine biraz sohbet edelim. Ee, benim anladığım ve senin adamın o kitabı okumadan yani Aylaklıkla ilgili fikirlerini değiştirebilecek miyim acaba diye bunun üzerinden gidelim istedim. Şimdi aylaklığa övgüde e, birileri çalışır, birilerine boş zaman yaratır. Eğer birilerinin boş zamanı olmazsa yeni bir şey üretilemez. Çünkü birileri çalışırken üretmek için düşünce olmaz diye adam savunuyor. Şimdi düşünüyorum hani yeni bir buluş yapması için birinin çok çalışması lazım değil mi? Yani işte bu bununla çalışan bir araba yapacaksın, mumla çalışan. Bunu yapabilmek için adamın düşünecek bir zamanı olmalı. Yani evet. boş zamanı olması lazım. Hı -hı. Ona aylaklık diyor adam. Hı. Olaya başka aslında kelime kulağı rahatsız edici gelse de aslında amacını mı iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aynen yani, yani aylaklık yapmak boş zaman e, yaratmakla ilgili bir durum. Yani diyor ki bin kişi çalışır on kişiye boş zaman yaratır. E, boş zaman şey yapan insanlar da e, aylaklık yapar. Aylaklık yapmak, esne yapmak, hı hı. O, gerinmek. Ama diyor ki o o da gerekli insan olduğuna. Çünkü onu yapan adam bir şey üretir. Mesela bir sanatçı bir resim çizerken boş zaman olmadan resim çizebilir mi? Bir boş zamanda tabii, tabii yapması boş. lazım. Ona aylaklık mı deniyor mesela? Şimdi aylaklık... Aylaklığa övgü kitabını okumayan bir adam için bunu nasıl savunurum bilmiyorum. Kelimeyi bunu... değişik kullanmış ama misal hani çok yoğun bir işte çalışıyorsun. Peş peşe işler devam ederken işi daha iyi yapmak için aslında bir zamanı ihtiyacın var. İşte o anda düşünüp bir proje üretmek, onu bir giriş gelişme sonucunu yapmak için de bir boş vakte ihtiyacın varsa eğer. Eğer adı buysa kitaba karşılık evet aylaklık deniyor olabilir ama... Aylaklık sanki böyle daha tembellik, ee, işte işe bulaşmamak, boş gezmek gibi geliyor. Ee, ama senin şimdi söylediğin şekilde bakıldığı zaman aslında iyi bir iş çıkarmak için bile illa mucit olmak için demiyorum. Herhangi bir işte çalışıyorsan ya da herhangi bir şey yapmak için bir amacın varsa o amacı hazırlamak için bile bir boş vakte ihtiyacın var. Ee, bizim yani mesela önümüzdeki aylar içerisinde planladığımız bir tatilimiz var ve onu... Gün gün veya saat saat bir plan yapıyoruz değil mi? Ama bunun için sen bir boş vakit ayırdın. Ee, ve yerleri belirledik. Gideceğimiz yerler var. Ve bunun için bir zaman ayırdın. Ama ne, ne zamandan ayırdın? İşte yemek yeme saatine göre değiştirdin. İşe gitme saatine göre de Uyku saatine göre değiştirdin. Ya da bizimle olma saatine göre değiştirdin. Ve bir tatil planı yaptın değil mi? Ama e, finalde bakıldığı zaman da sizin senin hazırladığın o tatil planı hem bana uyacak, hem ailemize uyacak, hem oğlumuza uyacak şey. Bunun adı aylaklık mı mesela? verimli bir şey yapmak için yaptığın şeyin adı aylaklık mı? Ya şimdi, boş zaman yaratmazsa birilerinin düşünmesi için yeni bir şey üretilemez diyor adam. Bir çocuklarınıza boş zamanı boş zaman yarattırın diyor mesela kitapta. Ya da demiyor da ben onu dinlerken aklımda oldu. Mesela Volkan'a hiçbir boş zamanın olmasın. Devamlı çalış oğlum. Aman iyi bir üniversiteye git diyoruz. Bize belki de bu baskı halinde çocukların çok çalışması ve işte üniversite sınavından 500 puan olmasa da 480 almalı. Bunun için gençliğinin en önemli zamanını heba etmeli. Hı hı. Aslında Biz, öyle değil işte. Çalışmalı, gezmeli, yemeli, içmeli. Ama yine çalışmalı şeklindeki şeyi dengeli yapsa. Mesela yabancı eğitimlere bakıyorum. Hı -hı. Yabancılarda da yani mesela işte İskandinav ülkelerinde galiba yanılıyorsam e, ya kardeş diyor çok dert etme diyor. Yani kitap oku diyor. Boş zamanlarında bir şeyler öğren diyor. Şimdi bu sana verilen sistematik şeyleri öğreniyor. Değil mi? Yani tanjant, kotanjant öğreniyor. Formülleri e, öğreniyor. E, ya ya onları işte, ezberliyor. Evet, e, kalıpları sonuçta öğreniyor. Sonuçta bu adamın işte Victor Hugo okuması lazımken edebiyat dersindeki işte felance e yazarın hangi cümleyi ne anlamda kullandığını ezberlemesi gerekiyor bak onu öğrenmek zorunda zaten ona dediğim bir şey yok boş zaman aylaklık da yapmak zorunda yani Evet. ya da bizim önümüzde bir tercih mi olmalı biz aylaklık yaparak hayatımızı kazanabilir miyiz ben mesela öyle istiyorum yazarlık yapayım hayatımı özür dilerim hayatımı yazarak kazanmak istiyorum Hı -hı. Hayatımı yazarak kazanabilmem için yazdığım kitabın meşhur olması ve bana para kazandırması lazım. Ben yani. şimdi para kazanabilmem için daha çok yazmaya zaman ayırmak zorundayım. Hı -hı. Biraz aylak olman lazım ki iyi kitap yazayım. Ben kitap yazıyorum boş zamanlarımda. Bak boş zamanlarımda. Bir de yaşta ilerlediği zaman da tükeniyor hissiyatıyla. Aman dur filmde çekeyim kitapta yazayım. Aslında boş zamanı kullanamamışız, kullanamıyoruz. Evet, Babam evet, belgeselde evet. de diyor ya hani hayat zordu işte çalıştım ettim ama tam da istediğim gibi bir hayatta çok acı bir laf aslında. Evet. Biz de mi öyleyiz acaba? Çok konuştum sıra sende. <laughs> Şimdi aylaklık kelimesini kitap kitaba göre bana anlattığında zararlı bir şey gibi gelmiyor kulağa hatta çok faydalı bir şey gibi geliyor. Bu arada belgeseli için gerçekten eline sağlık. Çok Teşekkür beğendim. Ederim. Evet ben de çok beğendim. Evet aileler orada diyor ki şu anki e, durumumu bir 15 sene önce keşke olsaydı diyor. Şimdi artık diyor sağlık da gitti diyor. İşte bu tip pişmanlıkları yaşamamak lazım. Evet o zamanın şartları öyleymiş. Ve ne yazık ki şartlara uyarak bir yaşantı. Hep herkes Hadi aslında... yapalım. Canlı yayında söyleyeyim. Bırakalım işi gücü. Ederim, gidelim, <laughs> bir de tokalaştırdım. E, elini uzattın ya bayağı. Yani artık bizim aylaklık yapma zamanımız gelmedi mi? Ama toprak ekmeyi bilmiyoruz ki daha. Öğren işte. <laughs> ne yapacağız? Zaman... 80 yaşında mı öğreneceğiz <laughs> be ya? Bir... <laughs> gidelim Çanakkale'ye. Gidelim ne bileyim denizliye. Bir yerlere gidelim. Yani Karadeniz'e gidelim. Yani, Geçeceğiz işte. <laughs> gezmeye gideceğiz. Yani. Ama işte bak kazandığımız parayı yani. harcamaya gideceğiz. Evet. Harcadığımız parayı kazanmak için tekrar geri geleceğiz. Evet. Ama bu biz sadece sana bana özel değil işte. Şu anda bizi dinleyen birçok kişi. Ya yıkamıyorum çünkü aylaklığa övgü kitabını okutturacağım sana. Tamam. Sonra bir daha konuşacağız üstüne. Okay. Diyor ki. Ya bakınca kulağa çok güzel geliyor. Aylaklık yapıyoruz bütün biz Bütün zaten. dünyada diyor. Şimdi doğru kitap e, kitabı okuyanlar beni gebertebilir ama hatırladığım kadarıyla. Diyor ki. Diyelim ki diyor bütün dünyada diyor bin tane e, mandala ihtiyaç var diyor. Ve diyor bu mandalı diyor bir fabrika diyor bir ayda bin kişiye, e, bin kişi çalıştırarak o e, mandalı üretebilir diyor. Sonra bir teknoloji gelişiyor diyor. Bir ayda değil de diyor 15 günde diyor e, bin tane e, mandal üretilebiliyor diyor. Boşa çıkıyor, çıkıyor. Ha Ne oluyor 15 gün boşa kalıyor. Ee, o insanlar 15 gün boş zaman vermiyorlar diyor. Ne yapıyorlar? Başka bir şey <laughs> Başka bir şey çalıştırarak ya da adam e, çıkarıyorlar. <laughs> ya da evet, aynen o, o onun gibi bir durum. Yani sistem öyle bir köleleştirme, öyle bir çalıştırma sistemine göre devam ediyor ki. Yani insanlar sanayi devrimi öncesinde çiftçilik yapıyorlardı. Hayatlarını kendi ekip. O zaman medeniyet yoktu. Devlet olgusu yoktu. Devlet demek ne demek? sistemi oturtturabilmek için yol yapmak, hastane yapmak, polis merkezi yapmak insanlar kalabalıklaştıkça devlet, hükümet demiyorum, devlet sistemi oluşturmak zorunda. Evet. Ee, o yüzden de bu devletin işleyişini yürütebilmek için de bir e, parasal döngü oluşturması lazım. Yani al ver, hı hı. eskiden işte bir kilo unum var, e, buğdayım var, karşılığında et var falan mevzuları. Ne oluyor? gitgide seni çalıştırmaya e, yönlendiriyor. E, hı hı. Sanat ölüyor. E, işte ne bileyim felsefe ölüyor. Eskiden Yunanistan'da sana daha önceki podcastlerde söylemiş miydim bilmiyorum. E, felsefenin doğuşunun da öyle olduğu söyleniyor. Aylaklıktan. Aylaklıktan. Çünkü adam e, Yunanistan'da Boş. çok zengin. Hayatın her türlü e, şeyini tatmış. tatmış. Kadınlar, alkoller, hı hı. zenginlik, üzümler, şaraplar. Ya ne yapmam lazım eğlenmek için? Ya da işte eğlendirmek için? Oturup böyle... Acaba dünya var mı? İşte biz niye <laughs> <yuvarlaklı>. geldik? <laughs> niye geldik? İnsan neden güler? İşte ne? diyerek, aylaklık yaparak felsefeyi doğurmuş. Felsefe doğduğu için insanların fikirleri daha iyileşmiş. Belki bilimle de bağlantılıdır. Evet, onu diyecektim. Şimdi, bilim insanı da bir şeyi araştırmak için çok çalışmalı. Öyle mi? Evet. Ama çok çalışmak... Onu üretmek için değil, bir şeyi bulabilmek için yapmalı yani. Yani bilim felsefeyle bağlantılı mıdır sence? Tabii ki bu Ya felsefe sence. zaten beynimin beynimin işleyişinin hı hı. şeyini değiştiriyor. Felsefenin dalları var ya işte, Sigmund Freud'un savları var, hı hı. diğerinin savları var. Onların arasında bir tercih meselesi değil. Onu da öğreneceksin, onu da öğreneceksin. Temelde senin bir fikrin oluşacak. Mevzu. Ama Felsefe mi daha ihtiyaç bilim mi diye sorsan yani bence de ihtiyaç ya bilim daha mı ihtiyaç acaba çünkü hastalandığımızda bilim felsefemizi bizi iyileştirmez Ama, felsefe de psikolojik olarak bence rahatlatıcı e, toparlayıcı bir şey ya da bakış açısını farklı Nerelere girdik ya evet ya biz ne, ne yani şimdi sıradaki parça <gülüyor> <gülüyor> belgesel hakkında konuşalım belgesel Hı hı. ama önce şu aylakla övgü konusunda ya sen de hemen pes şey evet haklısın dedin biraz e, ya olur mu öyle şey falan desen Şimdi, kitabı e... <laughs> kitabı bana hemen şöyle ufaktan anlattın ya aylakla övgü deyince bizim anladığımız aylaklık değil aslında yani benim tahmin ettiğim kelime değilmiş kitapta bahsettiler onu da onu da o yüzden hoşuma gitti yani hı. Faydalı bir şeyden bahsediyor aslında ya da başka yan, yönden bakarak faydalı geliyor. O yüzden e, karşı bir fikir sunmadım. Yani mesela şunu söyleyeyim, e, mesela Volkan'a bazen kızıyordum, alıyordum telefonun elinden. İki saat telefonsuz yaşıyordu diyordum. Daha çok bizde konuşuyordu. Hı hı. Zaman geçirebilmek için başka bir şeyler arıyordu. Şu an tüm velilerin yaptığı gibi bizde telefon yasağı getiriyoruz tabii ki. Getiremiyoruz arada. ki ben getiremiyorum. Gene bak bugün 11'den sonra telefon alacağım. Ama kaç dedi. saattir bizimle beraber? Yani bir de öyle düşün yani adam. Yani me mevzu mevzu kitabının sonunda şunu diyor yani aylaklık yani şey e, yani temelde çocuğuna aylaklık da yaptırman lazım ki o şeyi de tatması lazım. Belki düşünerek hayatını kazanacak belki de hayır öyle kazanamayacak da bir fabrikada. Punta yaparak hayatını kazanacak. Ona da ihtiyaç var. Ona da ihtiyaç var ayrı. O çalışmazsa zaten diğerinin boş zamanı olamayacak. Evet. Mevzu o yani. Ama Aylak'la Övgü'yü bir dinleteyim sana. Onun üzerinde bir daha İyi konuşalım. Olur. Belgeselle ilgili e, Anam Babam belgeselinden bahsediyoruz. Hı -hı. E, evet. Ben zaten böyle kafamda e, farklı farklı belgeseller yapıp YouTube kanalımı atayım. Çünkü hep birilerine bir belgesel yapayım işte birileri benim yaptığım işleri beğensin ya da para kazanayım diye e, uğraşırken yani ekonomi de kötü. Kimseden para kazanma durumumuz da yok. Ya dedim ki yapayım. Atayım YouTube'a. yani Hem hatıra olsun. Çok hem hatıra olsun. Hatıra yani. Hem yani evet ben bundan zevk alıyorum ya. Yani yapayım. Birilerine bir şeyler sorayım. Sana sorayım. Annene babanla ilgili neler düşünüyorsun evet, diyeyim. Onu sıradaki da, de biziz zaten yani, inşallah. Yani aynen. Eee bu belgeseli devam ettireyim ama temelde çıkış anı şeyi mesela en hızlı anlatacağım şey e, ne mevzusu oldu? Babamla şöyle çok güzel meşhur bir fotoğrafım var böyle onun böyle boynuna sarılmış. O da gururla benim belimden tutmuş. Bulursam koyarım bu videoya. E, var da işte şey yaparsam e, uygun olursa. Annemle de bir tane resmim var şeyde langozda çektiğimi böyle komik bir şey yapmışız falan. Ya dedim hiç böyle oturup onlarla sohbet ettiğim belgesel çekiyorum. Ödüller almış bir yönetmenim. Onlarla ilgili bir şey yapmadım dedim. Ne yapabilirim? Anam babam belgeseli yapabilirim. İsmi de güzel. Evet. Ana baba belgeseli anam babam belgeseli diye bağladım. Mikrofon uzattım ve dedim ki bizimkilere ya dedim anlatın yani bir şey söylemeyin ne aynı, için direkt konuştular ve çok güzel oldu. Bunun devamını da getirmek lazım. Diğerleriyle de yapmakta. İzleyenlerin de böyle taleplerinde evet. olacağını düşünüyorum. Güzel bir hatıra. Ee, senin benim dönemimde fotoğraf makineleri vardı. Ve albümler vardı. Gelen misafirleri de açılıp gösterilirdi biliyorsun. Hı hı. Şimdi yok. Resim yok. Ne var? Artık telefonlar var. SD kartlar var. Ancak şimdi bir de video olayı var ki. Bu... Ne? resimlense ya da çekilmiş bir videonun daha kurgusal hale gelmiş olması çok güzel olmuş. Şimdi biz tabii tanıdığımız kişiler olduğu için o videoda izlediğimiz kişiler bizim için çok daha manalı. Sen üç kere falan izledin. Ben ya, bugün. daha <laughs> kaç kere izledim bugün. Müzik de çok güzel olmuştu. Herkese en azından. Koraya da, Koray da, Koray da teşekkür. çok teşekkür ederiz. Çok uygundu. Evet tam bunun için dedim hatta müziği içinde. Kurgu çok güzeldi. Herkes çok doğaldı. Herkes içinden geçeni konuşmuş. Kimse rahatsız olmadan. Bu, Herkes kaç kişi izleyebilir bilmiyorum şu an için. Ama izleyen kişiler annemizi babamızı tanımamış bile olsa kendinden bir şeyler bulacağını düşünüyorum. Bu evet. iş şöyle olur. Mesela bu anam babam belgeselini işte ayda iki tane çekebilsem. Bir sene sonra atıyorum 50 tane orada olur. Bir evet. sonraki izleyen abi önceki ne demiş diye bakar. Tabii, böyle tabii. böyle aslında herkes Aynen. birbirinin hayat hikayesini öğrenir. Ya Aslında izlediğimiz filmler de o. Başka birilerinin hayat hikayesini Aynen. dinleme. Evet. Ve doğal olması. Hı hı. Şimdi birine kurgu yaptırırsın. Sen e, çaydanlık rolü yap dersin. O oynayabildiği kadar çaydanlık olur. Ama ben sana deniz gibi ol desem zaten deniz gibisin yani. Rol yapmadıktan. O yüzden annem kendi hayatını anlattı. Babama olan kırgınlığını. Babam e, hayatı tam yaşayamadığını. Kız kardeşlerim işte yaşadığı kötü ya da iyi zamanları anlattı. E, şunu fark ettim konuyu biraz değiştirmek için eski fotoğrafları koyuyorum vid şeye videonun içine 100 hmm. kere görmüşüm o fotoğrafları hani annem uzun süredir görmediğini söylüyor birkaç tanesini ama ben birçoğunu e, çok hatırlıyorum çünkü o fotoğraflar değerliydi bir tane vardı ve biz onu bir şekilde devamlı görürdük işte kız kardeşimle iki kız kardeşimle olan bir fotoğraf var yıllarca o fotoğrafla büyüdüm ben lan şimdi bin tane çekiyorum. Dijital fotoğraf, çakır çakır. Her tatile gidiyorum, çık çık çekiyorum. Kaç kere izliyorum? Bir kere bile bakmıyorum. Yoo, bir kere bakıyorum, hayır, hayır, atıyorum hayır, arşivde. Hayır. Aynen Milyonlar arşivde duruyor. Diye. İşte o yüzden diyorum ya albüm varken eskiden biz hepimizin işte kardeşimin ayrı, benim ayrı, ailecek hepimiz ayrı. Baya bir evde. 3 beş tane. O dolardı başka bir tane. Ve hala şu an Antalya'daki evimizde gittiğimizde hala büyük bir zekle hmm. çevirip bakıyorum ve o anki hatıraya dönüyorum ama dediğin gibi bugün çektiğimiz resimleri dönüp bakmıyorum. Sadece çekmiş olmak ya da sosyal medyada dur yayınlayalım dediğimiz şeyler oluyor değil Yayınlayınca mi? Yayınlayınca bir daha dönmüyorum bile. Hani şöyle geriye doğru bir baktın mı hiç kendi Instagram'ında? Ulan ne var? Paylaşmışım. Yok. Ben biraz böyle güzel birkaç fotoğraf falan yakalayınca atıyorum. Şimdi mesela e, resimleri koyduğunda eski resimleri anneyin babanın resimlerini koyduğunda onlar bir şey anlatırken o resim oraya geldiği zaman öyküsü ben hiç var. E, görmemiş olduğum bazı resimler olsa bile çok hoşuma gitti. Öyküsü çok, var. Evet, şimdi. aynen. Anısı var, öyküsü var. Eskimişliğini görüyorsun oradaki bir şeyin, S sararmışlığını görüyorsun. Aynen. Güzel bir şey yani. Çok güzel bir laf. Mesela sizin e, babanla e, deniz altının üstünde bir resminiz var. Hmm. Bak ben hatırlıyorum hala fotoğrafın evet. orijinalliğini. Bir de şu şey saçım var ya. <laughs> Serpil çakmaklı. Serpil çakmaklı. Onu Ama onun sayesinde bak yüzüm çok geniş. <laughs> Sen farkında değilsin şimdi. Benim neslimin hepsi kriz çıkışsızdı. Çünkü Serpil çakmaklı saç yapıyorduk. Ha, o zamandan kalmadı. Serpil şimdi. çakmaklı demeyeyim de gergin bir toplama ve şurada Ama bir herkes klip. Serpil çakmaklı saçı da herkes bilir yani. Bizim Aynen. jenerasyon bilir gerçi de. E, söyle, söylemeye çalıştım o. Ee, Aylakla övgü bu, bu şeyin e, videonun adı da öyle olsun. Ee, belki de işte bu eski fotoğraflardaki e, o zamanlar babam çok çalışıyordu, annem çok çalışıyordu. Ama biz böyle aile içinde bir zaman bulabiliyorduk. Mahallede çocuk ya da biz zaman. Ben mi bulabiliyordum bizimkiler? Annem babam daha çok görüyordum. Şimdi Netflix, Instagram, biz bile şeyiz yani. Bak şu an ya, şu yaptığımız etkinlik bile birbirimizin yüzünü daha çok görmemize sebep oluyor söylemeye çalıştım. Radyoculuk da işte böyle bir durum yani. Eski radyoculuk böyle lezzetliydi. O siyah beyaz sararmış fotoğraflardaki gibiydi. Şimdi çok dijitalleşti. Akıldan uçup gidiyor. Yani evet sabah yapan o e, sivrisinek falan çok başarılı radyocular hmm. onlar. Ve diğer çocuğun adını unuttum yani hepsini e, biliyorum. Çok başarılılar ama e, radyoculuk yapmıyorlar. Onlar çok güzel eğlenceli e, haber veriyorlar. Ha, haber derken müziğe herkes rahat ulaşıyor diye söyleyip duruyorum ya. Onlar bu yayınları yaparken e, söyledikleri cümlelerle seyirci, dinleyiciyi yakalıyorlar. Eski herkes artık, artık, aynen, ihtiyacı herkes, Aynen şarkı dinliyor, evet arada dinliyor. İşte ya daha güncel haberi dinliyor ama onun söylediği şekilde, onun söylediği tonda, onun fikirleriyle dinliyor. Ve hoşlarına da gittikleri için dinliyor. Bence Biz de. ne zaman aylaklık yapmaya başlayacağız? Bu senenin sonunda bakarız bir daha, bir düşünürüz. Ben çalışmayı seviyorum biliyorsun. Tamam başka şekilde çalış. Tarlandı çalış mesela bahçen. Kedilerin köpeklerin olsun. Ay, iyi. Biraz aylaklık yap yani. Ne yapacağız deyince ki? Bak beni başka bir yerden vuruyorsun. Mesela düşünsene bir sürü böyle şey, küçük kuçularım <laughs> Koşamıyorlar ya onlar böyle devrilip duruyorlar böyle. Olsa böyle. Biraz Şu anda daha... da olabilir. Niye şimdi de olmuyor? Ev mesela ev, ev ya. ya. Hani şimdi hayvancılık türk şey yapma bana hani hayvan selamlar <laughs> şey zannedecekler de yani ben evde sevmiyorum yoksa köp bahçem olsun ilk işim köpek almak yani ama evin içine girmeden çok istemem ama bu soru beni e hayvan şey. hayvan dediğimiz balkonlar vardır artık evet, evet. komple böyle et orada gezerler onların çatı katları vardır ama eve girmezler kolay kediler girer ama köpek kapıdan içeri girecek. Git çavşadı. Bir tanesi ayak atamaz içeri. Kışın Ama kar yağarsa yazık kendi kulübesi var. Kendi evi var. Anladın mı? Yani sistem böyledir. Ben öyle büyüdüm. Yani kedi de işte evde biliyorsun kilerde bilmem neydi. ihtiyaç da var o zaman şeyde. ay yani kedi çok severim. Köpeği çok severim. Kuş, börtü, börtü böceği sevmem de. <laughs> börtü <Bird> böcek falan. <laughs> Mevzu. Ne zaman yapıyoruz aylaklık? Ama sen böyle, böyle soracağını bilseydin tarih belirlerdim. Şu an beni gafil avladın. Yani, Arkımda bir tarih yok. Ya o kitabı bak tekrar söyle. Kitabı okuyayım. Sonra dedin ya bir daha konuşacağız. O zaman bence tarihi ya da süreyi bir daha sorarsın. Şimdi bakınca sanki ben seni zorla çalıştırıyormuşum. <laughs> yok canım. <laughs> iş. Yani, para getir eve. Ya yok öyle değil tabii. Sadece biz oğlumuzun geleceğiyle ilgili bir. Bizim plan bazı yok. planlarımız var ya hani. Ama hep daha öteleniyor. Ötelenmiyor yani şu kitabı okuyayım ondan sonra bir daha soracağım. <laughs> <laughs> evet. Peki ben şimdi yeni bir bir şey daha soracağım ama önce bir kısa ara verelim şu görüntüyü tazeleyeyim. Tamam. Bir anonsla e, şey yapalım ara ver demin geçen bölümde ben yapmıştım. Şarkı mı anons edeyim? Yo. Ara vereceğiz. Birazdan devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> böyle söyleyince de olmuyor. Herkese iyi akşamlar. Eşimle beraber güzel bir sohbet içindeyiz. Ama kısa bir ara vereceğiz. O kısa aradan sonra tekrar beraber olmak dileğiyle. Evet kısa bir aradan sonra. Tabi bu aslında ekrana kısa bir ara olarak gelmiyor. Böyle boşluk gibi oluyor. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, video... 4K çektiği için makinem 25 dakikadan fazla çekmiyor. Sohbeti de böyle e, görüntüsüz çekmek istemiyoruz. İzledik o yüzden böyle bir e, şey yapıyoruz. Ve de anons da yapmış oluyoruz. Hadi devam edelim. Şimdi sana yeni bir soru soracağım. Aylaklığa Övgü projenin e, şey bölümünü adı ama buraya bir not almıştım. Onu e, hemen sana tekrar bakayım. Yaşlandım göremiyorum da ya. Gözümü vereyim mi? <laughs> <laughs> Olur değil mi? Aa nerede lan? Bunu ne? da Ha burada burada. Okuyabiliyor musun? Ah buldum. <laughs> Soruyorum. Aa tam seveceğim bir konu. Elvis mi Michael mı? Elvis. Neden? Oldu böyle severim çünkü. Michael'ı niye sevmiyorsun? Bir ara bir bozuldum ben. <laughs> <Belki> Peki soruyu <laughs> şöyle söyleyeyim. Sonra karıştırdı Şöyle söyleyeyim. E, hangisi daha popüler? Michael. Daha popüler. Evet. Elvis'ten daha popüler değil mi? Evet maalesef. Neden? Yeni jenerasyonu da biliyor diye. Herkes biliyor diye herhalde. Ama popüler... Elvis zamanında çok daha fazla. Bir... Yok canım Elvis Şimdi daha... ben kimi severim dersen Elvis Presley derim. Ama kim popüler? Michael Jackson. Dünyanın her yerinde herkes onu biliyor. O dansını yaparak. Herkes onu e, imajını biliyor. Herkes onu e, şarkılarını bir tanesini olsun dinlemişlerdir. Elvis Presley tabii çok daha geçmişteki biri ama bu işin startını veren yani Michael Jackson'ın bile şekillenmesini sağlayan kişilerden bir tanesi yani. Peki Elvis Presley zamanının çok popüleri olabilir ama sadece Amerika'da değil mi? Her yer, dünyanın her yerinde bu kadar meşhur olamamış. Yok, o jenerasyonda Türkiye'deki kişiler de biliyordur onu. Ama Etopya'daki bilmiyordur. Ama, e, bilmiyordur. Neden? Çünkü ama şey şimdi, Michael Bir şarkı bilmedi. nasıl ulaşır? Ya da bir kişi dünyaya nasıl ulaşır? Radyo ile ulaşır, değil Hı -hı. mi? Televizyonla ulaşır. Teknolojiyle ulaşır yani. Michael Jackson'ın zamandaki teknoloji e, daha biraz daha iyiydi. Hatta Michael Jackson ilk kardeşleriyle çıktı biliyorsun. Jackson 5 diye. O zaman çok küçük bir adamdı sonra tek başına Michael'dan sonra çıkmadı mı kendileri? Ben öyle zannediyorum. Michael yok, ilk kardeştiler öyle hatırlıyorum. Yok sonra... kardeşleriyle beraber mi ünlü evet, oldular ha? Ki, ben aynen. önce o çıktı sonra diğerleri ünlü oldu diyelim. Kendi ünlü olduğunda artık her şey daha ulaşılabilir haldeydi. Ama şu an e... Rivayete göre hala yaşıyor ya sakla diyor diyorlar. Bir de öyle, elbise bir, de öyle diyorlar. Elbise de öyle diyorlar. Ama vefat ettikten sonra bile öldükten sonra bile her şeyi çok skandalla bittiği için herkes daha çok duydu onun kim olduğunu. Bilmeyen yok yani. Erspresi, bilim bilmiyor olabilirler ya ama Michael Jackson'ı şey, herkes biliyor yani. Şeyde e, oksijen şeyinin içinde yaşama mevzuları falan doğru mu ya gerçekten? İşte, tübün içinde yaşıyormuş mı? falan filan kırmış kafayı bir, yo, derisini beyazlaştırmak için yaptığı. Beyazlaştırmanın sıkıntısının aslında bir rahatsızlıkla alakası olduğunu biliyorum ben. Ya da öyle mi söylüyor sonra adam öldükten sonra ya etmeyin o da hastaydı falan deyip mi alıyorlar. Yok hiçbir zaman ırkçılıkla alakalı ya da kendi derisini. Sevmiyormuş deyin. kendine so ben okudum şeyi. Adam siyah olmaktan nefret ettiği için beyazlaşmaya çalışıyormuş Bak, diye. Bak mesela sen öyle biliyorsun. Bende bir hastalığı olduğu gibi bir bir şey Psikolojik yani. olabilir işte. Yok vücudunun e, kendisinin bir rahatsızlığı. Bir rahatsız tek onda var. mı varmış? Ne biçim bir artistmiş her şeyi onu bulmuş. Neyse. Hangisi daha <laughs> aylak sence? Yani bununla şunu demeye çalışıyorum. Hangisi daha iyi bir sanatçı? Sevmekten ziyade daha iyi müzik yaptılar. Şimdi tabii o biraz da sevgiye de giriyor da. İkisi de zamanının kralıydı ya. Şimdi çok yanlış yani ikisine kıyasla. Ben onu yapamam herhalde şu anda. Hangisi daha iyiydi diyemem. Hangisini açarsan aç. Gene dinlerim sıkılmadan. Hangisi daha çok üretti ben çok bilmiyorum. Elvis'in mesela... Elvis bir şey başlattı, start veren adam. Biliyorum. Ama onun da bir dünya şarkısı var şimdi sayısal çok mu sayısı az yani. Tabii. çok var. Ama Michael'ın Michael kadar daha fazla çok var. Herhalde. daha fazla albümü var, daha fazla şarkısı var? Ben Black var. or White'ı biliyorum mesela albüm olarak. Çok Michael sevmem de. E, o ilk çıktığında yani inanılmaz bir şey oluştu yani. Ya, ya ana haberler mana tabii. haberler gümbür e gümbür adamı anlatıyorlardı yani. Black or White ya da Thriller gibi şeyler hani bunlar çok popülaritesi yüksek. Art, bilim mevzuldu, aynen, değil mi, aynen. Bunlar billboardlardan yıllarca listeden inmeyen. Milyon dolarlar kazandıran Peki. sadece Michael'a da değil yani. Aynı sorunun bir tanesini daha sorayım. Tom Cruise mü? Eee <laughs> Charles Theron mu? böyle <laughs> bir şey mi diyeceksin? <laughs> ee, şey, James Dean mi? Lan diyorum nasıl yazmışım ya? Tom Türkçesini yazmışım ya. <gülüyor> <gülüyor> Türkçesini mi yazdın? James yazmışım. Evet, o nasıl, kadar bitirmişsin. Nasıl not alıyorum ya? James kimdi ya? ya. <laughs> <Ce> <Devam gülüyor> James ya. kim lan? Tam Tom Cruise diye. <laughs> Tom Cruise. Şimdi Tom Cruise'un e, şey Oblivion filmine hayranız ya biz şimdi ailecek. Ben çok seviyorum. Acayip Beğeniyorum ama James Dean'in mesela kaç tane filmini hatırlıyorsun diye ama bence Türkiye'deki bizim jenerasyonu sor yüzde evet. James Dean der diye tahmin ediyorum demez mi demez? Bilmiyorum çünkü biz ee... erkekler diyebiliriz kıskanıyor olabiliriz Tom Cruise'u. Ya nesi... Yani nasıl? Nasıl Yani kıskanılacak kıs bir şey yok. Ya kıskanmak değil de ee, şimdi bu adam ee, bu iki adamı kıyasladığın zaman. James Dean de çok erken yaşta ölen biri yani. Şu an Tom Cruise hala yaşıyor ve senden benden genç duruyor yani. Çünkü adam çok kendi evet, sağlığına bu, bu çok böyle şey ergen radyoculuk gibi oldu ya bu konu. Ama olsun canım. Yani bir şey sordum. Mesela normalde de e, 27 Mayıs'ta yeni bir film girecek yani. Mesela Tom Cruise'u. Ama o Top Gun ilk çıktığı zaman 80'lerde 85-86 filandır herhalde. Senin benim gençliğimizin en güzel filmiydi ve e, pilot olmak, asker olmak, üniformalı olmak e, iyidir yani görüntü olarak da. O yüzden de biraz filme de şeydik. Uçaklar, pilotlar. Tom Cruise'un şeyi iyi. Yani biz mesela çok kaprisli değilmiş gibi geliyor. Her işte... Dublör kullanmıyor muhabbeti var ya. Bunda da öyleymiş. Aha, mesela. Aha, aynen. işte kolunu kırıyor, bacağını kırıyor ha. falan. Ondan dolayı bir herhalde saygı da duyuyoruz adama. James Dean de zamanında işte evet. Marilyn Morosuymuş erkeklerin anladım Belki kadarıyla. başka biri karşısına çıkartsaydın Tom Cruise'un. Mesela Seçeneğin... kim çıkartılabilirdi eskilerden? Kevin Kuşmayayım. Costner olabilirdi mesela. O yeni la eski. Kevin Costner. Kevin Tom, Costner. Tom Cruise'dan bahsediyorum. Kevin e... Costner da yeni mi sanırım? Daha ölmedi ki yani. Yaşıyor. Yüreğimizde yaşıyor. Kevin Costner yeni artist aşkım. Kevin Costner şey değil mi? Kim? Kim bakalım hadi bakalım. Kevin Costner şu Waterworld'da oynayan herif değil mi? Evet. Daha yaşıyor adam ya. İyi, tamam Tom Cruise da yaşıyor. Tamam James Dean eski Elvis Presley ile gerçi ikisi de öldü. Kesek mi burası? <laughs> 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 ya ben Yok ya. eğleniyorum desem sen hani bir hanariye varacağımızı bilemedim. Bunu açmaya çalıştığım için ha, söylüyorum ha, da. Evet. Ben aylaklığa da vurmaya çalıştım da yok yok Ya Tom Cruise'un yaşantısı doğruysa hiç aylaklı adamın vakti yokmuş. Yani sabahın köründe kalkıyor bilmem ne e işte. Ama çok boş zamanı neymiş. yok mu sence o adamın? Bilmiyorum o adamın mı? boş zamanı var diye belki çok iyi bir oyuncu oluyor. Tabii ki çekim yapı Çekim dediğim bir ay iki ay sürüyor. İşte onun haricinde ne, onun hazırlıkları var. Mesela çok çalışkan bir Hollywood yıldızı diye hep bilirim okurum. Ee, Onu biliyorsun. E, pa senaryoyu parasız okumazmış yani. Tamam, okutu oku, veriyorlar. Her senaryoyu asla para almadan okumazmış. ve Gelen her senaryoyu da okurmuş kadın yani. Şeytan Prada giyer. Filmin ismini doğru hatırlıyorsam çok güzel. Evet, Şeytan Prada giyer Evet, güzel ha, şey bir film. Güzel. Tam bir Amerikan. E, ee, bak mesela enerji hani benim filmleri. E, bazen şey çok takılıyorsun ya bazı filmde niye 10 kere seyrediyorsun diye. O filmi yine seyresem yine sıkılmadan izlerim. Ben galiba bazen sahnelere takılıyorum. Kelimelere takılıyorum. Oradaki bir şey hoşuma gidiyor. Görüntü o anki sahne. Ben de mesela Oblivion'u ara, arada bir açıp izliyorum. Ha, yani. Ama öyle iki kere üst üste izleyemem herhalde ya. Çünkü ben gördüğüm bir şeyi ben öykünün biraz da tazeliğini istiyorum. Ama bir taraftan da Netflix'te yeni bir dizi geliyor mesela. Bakıyorum ya diyorum şuna bir sarayım diyorum. 5 dakika sonra sıkılıyorum. Ya bu da çok kötü bir durum yani. Bu da bizim o aylaklık şey. zevkimizi öldürdüler. Yani, Ama şey daha aylaklık bilmiyorum da daha ulaşılır vaziyetteyiz. değilse. Eskiden sinemaya giderdik, ederdik ya da değerli de. oraya gittiğin dizildim, zaman mecbur izleyecektin. Çalışırdım. Şu an artık sinemaya gittik sen bir tane film var. Kötü de çıksa, eğer biraz gideri varsa sonuna kadar izliyor, sonra sarıyordu mesela. Şimdi öyle Aha. değil. Kitap okumak gibi. Şimdi mesela ilk 10 sayfası seni eskiden mesela ilk 50 sayfayı her türlü okurdum. Sarmazsa 50'den sonra falan aman der bırakırdım. Şimdi ilk 10 sayfada beni içine almadım okumuyorum. Ya dünyanın en meşhur yazarları var mesela. Belki artık şeyden dolayı da okumuyor olabilirim. Bazen de böyle bir alıyor birinci sayfada hiç duymadığım tanımadığım bir yazar patır kütür okuyorum. Aylakla övgü mesela ben hayatta okumam diye ön yargılı bakıyordum. Ya bir okudum ama evet dedim ya bunu herkesin kendi hayatına bir katkı sağlaması lazım. Ben de film seyretmeden önce puanına bakıyorum mesela. Eğer yedinin altındaysa altı da hepten altındaysa izlemiyorum. Ve maalesef deniyorum şansımı. Çok kötü çıkıyor gerçekten. Ya. ya bazıları diyor ya mesela işte Waterworld'den bahsediyorsun. Kimse sevmemiş falan. Ben çıksa gene izlerim. Watermark Bence güzel. güzel bir film yani. Ya Amerika'da bir sürü stüdyoda biliyorsun o Aynen. şeyi stüdyoları kurulmuş falan. Evet bugün aylakla övgü'yü konuştuk. Evet. Ee, özetle e, galiba aylaklığı özlemişim. O yüzden e, bunu böyle gündeme getirip seni kandırmaya çalıştım. Belki tamam aylaklık yapalım desen e, Aylaklık yaptık? yapmaya başlayabilirdik yani. Hemen. Çalışmaya devam sana. edelim. Gidelim anam sen <laughs> çalışalım ya devam ya yürü biz biz çalışalım bazılarının bol zamanı Anladın. olsun Aa, biz de üç kuruş daha kazanalım böbreği Onlar... böbreği diyorsun. aynen yani. yok yok ben seni bunu yıllardır söylüyorum yani. <laughs> bir gün oğlum da benimle ilgili belgesel yaptığında ben de ona diyebilirim İnşallah. ki yani, yani böyle boş zamanı çok istemiştim ama devamlı hayatım çalışmakla geçti diyebilirim karım da çok çalışmayı seviyordu. Yani ona da anlıyordum. Oğlum da içeride gülüyordu falan e, böyle iyi bir üniversiteye gitsin diye. Biraz daha fazla çalışırken bir baktık zaman bitmiş. Size kredi yüklenen kredi dolmuştur diyecekler. Şu anki görüntü şey <laughs> olarak yıllarca şeyde kalacak. Hafızalarda veya bir kayıt altında kalacak değil mi? Şu an konuştunuz evet, mu? Evet bu konu ben sana o zaman söylemiştim deyip, De kayıt kayna çıkartacağım YouTube'da. Hani şey YouTube'dan. var ya inkar edeceğiz. Ay canım öyle bir şey yok. Al, işte ben Her şey kayıt altında. Bundan sonra tartıştığımız mevzuları da burada konuşalım. De, aynen öyle. Bence Dur ise... bekle bekle kavga etmeyelim deyip kamerayı ses, kuralım. Evet ses kaydı alalım. Görüntü kaydı alalım. En azından e, dönüp dönüp izleriz. Bak sen ne demiştin diye. Bu benim yarın bir gün senin bu dediğin varsayımı çıktığı zaman önüme çıkacak Hı. bir podcast olması çok kötü oldu. Beni bayağı Şeye getirdin ya sen tangoya getirdin şu anda. Şu an öyle düşünüyorum. Tuzak. Ha? Evet, bugün e, sohbetimizi burada bitiriyoruz. P bölümün adı Aylakla Övgü. E, ben güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Daha güzel sohbetler olacak. Devam edeceğiz. İnşallah takip ediyorsunuzdur. Seni söyleyeceğim son birkaç cümle varsa, biraz mikrofona yaklaşacak. <laughs> o güzel. <laughs> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz karı koca herkes gibi sevdiğiniz kişiyle ya da iyi bir dostunuzla veya annenizle babanızla veya eşinizle yaptığınız sohbetin bir benzerini yapıyoruz aslında. Umarım samimi buluyorsunuzdur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşürüz.